Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömer. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ağustos ayında New York'ta olacağım. Ailemle birlikte geleceğim. Üzerimizde maksimum ne kadar para getirebiliyoruz diye bu takipçimiz soruyor. Sizin tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ne gelirken, turist vizenizle gelirken yanınızda belli bir miktar para getirmenize bir engel yok. Bunun minimum ya da üst sınırı diye bir şey yok. Tabii şu sadece bilmeniz, dikkat etmeniz gereken şu nokta var. 10 bin doların üzerinde yanınızda getirdiğiniz paraları beyan etmeniz gerekiyor kapıda girişte. Onunla ilgili evrak doldurmanız gerekiyor. Dolayısıyla yanınızda gelirken eğer çok fazla ihtiyacınız olmayacaksa 10 bin doların altında nakit getirebilirsiniz. Tabii onun üstündeki rakamları da girerken beyan ettiğiniz sürece bir sorun oluşmaz. Yalnız bazen duyduğumuz ve gördüğümüz şeyler oluyor. O da beyan etmiyorlar 10 bin doların üstünde olan parayı ve maalesef bu beyan etmemeden dolayı görevliler tarafından paralarına el koyulma durumları olan vatandaşlarımız da oluyor zaman zaman. O yüzden 10 bin doların altında olan rakamları beyan etme zorunluluğunuz yok. Ama 10 bin dolar ve üstünü girerken beyan etme zorunluluğunuz var diye bilmeniz yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ağustos ayında New York'ta olacağım. Türkiye'de kullandığım ehliyetim ile New York'ta enişteme ait aracı kullanabilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi kişiler Amerika'ya geldiklerinde ülkelerinde olan ehliyetlerini kullanmalarında bir engel yok. Bunun için önemli olan dikkat etmeniz gereken nokta genelde bazı eyaletlerde işte 6 aya kadar buna izin veriyorlar. Bazılarını vermiyorlar. Ama siz tabii ki sonuçta turistik amaçlı geleceğiniz için ve Amerika'da bulunacağınız süre içinde bu Türkiye'den olan ehliyetinizi kullanabileceksiniz. Bir tek dikkat etmeniz gereken nokta eniştenizin aracını kullanacağınız için sigorta noktasında sigortanın sizin o aracı kullanmanıza izin vermesi ya da sizin sigortaya şoför olarak yani aracı kullanan olarak eklenmesine dikkat etmenizde fayda var. Yoksa olası bir kaza durumunda eğer enişteniz değil de siz kullanırken bu kaza oluştuysa sigorta masrafları karşılama noktasında sorun yaratabilir. Bir tek dikkat etmeniz gereken o olacaktır. Yoksa sigorta durumunu çözdükten sonra arabayı kullanmanızda bir engel olmayacak. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da turist vizesiyle vergi numarası almak yasal bir şey midir diye bu takipçimiz soruyor. Siz Amerika'da turist olarak bulunduğunuz süreçte tabii ki çalışma izniniz yok. Yani dolayısıyla Amerika'da çalışma ya da iş yapma gibi bir niyetinizin turist vizesi altında olmaması gerekiyor. İzin almadığınız yani izin aldığınız sürece problem yok ama izin almalara girmediğiniz sürece bu mümkün olan bir şey değil. Ama vergi numarası ya da kişisel vergi numarası dedikleri bir numara var. O numara eğer kastettiğiniz sizin vergi numarasıyla o kişisel vergi numarasıysa örnek veriyorum. Belki bir alım yapacaksınız, bir satım yapacaksınız, belli işlemler yapacaksınız. Sizin tabii çalışacak ya da sizin çalıştığınızı gösteren bir durum dışında olan durumlar için diyorum bunu. Bu durumlarda mesela bir menkul alım, gayrimenkul alımında eğer kişisel vergi numarasını almak istiyorsanız tabii ki bunu turist vizesiyle olsanız da almanız mümkün olacaktır. Yalnız bilmeniz gereken nokta bu kişisel vergi numarasını size çalışma izni vermez ya da onunla çalışmaya kalkmamanız lazım diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Şu an olduğum için DS-160 formunu dolduruyoruz. Karşımıza şöyle bir soru çıktı. Anneniz Amerika'da mı ve statüsü nedir diye. Ben Amerika'dayım ve henüz bir statüm yok. Green Card'ım için müracaatımızı yaptık ve 10 gün sonra fingerprint'e gideceğim. Bu durumda oğlum benim için sordukları soruya non-immigrant mı demeli yoksa other seçeneği mi işaretlemeli diye bu takipçimizin sorduğu bir soru var. Şimdi tabii oğlunuzun turist vizesi başvurusunda sizin annesi olarak ABD'deyseniz tabii ki yasal durumunuz ya da konumunuzu DS formunun sorulması gayet normal ve soruyoruz soruları. Burada önemli olan sizin yasal durumunuz noktasına geldiğimizde sizin non-immigrant bir durumunuz yok anladığım kadarıyla statünüzü kaybetmiş durumdasınız. Fakat bir yeşil kart dosyası içeride var. Dolayısıyla evet other seçeneğini seçebilir. Bu nokta açıklanılması istendiğinde ya da sorulduğunda da yeşil kart sürecinde olduğunuzu dile getirmesi yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'da dil eğitimi almanız mümkün mü diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi sizin tabii turist vizesi başvurusu yaptığınızda ya da Amerika'ya turist vizesiyle geldiğinizdeki amacınız seyahat etmek ise ve gezmek ise dolayısıyla bu durumda
dil eğitimiyle ilgili bir çalışmaya girmemeniz gerekiyor. Fakat tabii ki normalde sizin dil eğitimi almanıza imkan verecek öğrenci vizelerine başvurmanız gerekiyor. Fakat bu öğrenci vizeleri tabii sizin full time dedikleri yoğun bir programla ders almanızı gerektiren statü türleri oluyor. Ama sizin kastettiğiniz biz işte ben buradayım şu an turist olarak geziyorum. Gezerken de birkaç aktiviteye katılayım, turistik aktivitelere katılayım, kendimi geliştireyim ve bu arada da İngilizceme de bazı gelişimler sağlayacak birkaç dersi ve kurs alayım diyorsanız tabii ki bunları almanızda bir engel yoktur. Ama full time yani yoğun bir İngilizce almaya çalışacaksanız o zaman izin almanız gerekiyor ve öğrenci statüsüne geçmeniz lazım ya da öğrenci vizesi almanız gerekecektir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Biz eşimle birlikte 7 yıldır yasal olarak Amerika'dayız. Eşim yeni ABD vatandaşı oldu. Ben ise sınavı geçemedim. Sorum ise şudur. Kızımız 30 yaşında. Türkiye'de eşimden 3 ay önce ayrıldı. Ve eşim kızıma istek yapabilir mi? Ve Amerika'ya gelmesi ne kadar süre alır diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii ki eşiniz Amerikan vatandaşı olduğu için eşinizin üzerinden kızınıza başvurular yapılmak istendiğinde tabii ki babası olarak Amerikan vatandaşı babası olarak kızına yeşil kart başvurusu yapmasında bir engel yoktur. Ve bu yeşil kart başvurusunu yaptığında ise maalesef bekleme süreleri gündeme gelecektir. Özellikle onun yaşından dolayı kızınız 21 yaşın üstünde olduğu için babasının üzerinden yapılacak başvurularda vize bülteni beklemesi gerekecektir. Ve vize bültenin bu konudaki süreler ise şu an uzun yıllar sürmektedir. Sizin tam net sorunuza cevap vermek açısından şu anki vize bültene bakmaya çalışıyorum aslında sizle konuşurken. Bu vize bültene bakıp şu anki bekleme sürelerinin ne olacağını aşağı yukarı size ileteceğim. Şu an için State Department işte 7. ayın vize bülten sürelerini açıklamış durumda ve bu noktada ise kızınızın bekleme süresi kızınız şu an tekrar bekar hale düştüğü için yaklaşık bekleme süresi 7 yıl üzerinde olacaktır diye sorunuzun cevabını vermiş olalım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. ABD vatandaşı olan eşiniz kızınıza yeşil kart başvurusu yapabilir. Fakat şu anki bekleme süreleriyle 7 yılın üstünde sürecek kızınızın yeşil kartı alabilmesi ve Amerika'ya gelebilmesi diye sorunuzu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da yaşıyoruz ve işte eşim Amerikan vatandaşı. Kızımıza davetiye mektubu gönderdik. Turist vizesi alabilir mi diye. Kızımız bekarken 2 defa, evliyken ise 1 defa turist vizesini istedi. Fakat red almıştı. Bunun üzerinden 1,5 yıl geçti. Nasıl bir yol izlemeliyiz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi tabii Amerikan konsolosluğunun bu noktada bakacağı şey kızınızın Türkiye'deki bağları olacak. Tabii anne ve babasının burada bulunuyor olması, kendisinin şu an evli olmaması ve yaşının 30'un üzerinde olması çok da olumlu karşılanmayacak Amerikan elçiliğindeki konsolosluk görevlisi tarafından. Dolayısıyla bunun için siz şunu da yapabilirsiniz. Kendisi eğer çalışıyorsa bir yaşında işte SSK'sı varsa ve devam ediyorsa o önemli bir durum olacak ve onun üzerinden başvuruları yapmasında bir engel yok. Dolayısıyla kendisi turist vizesi başvurusu tekrar yapabilir. Fakat Amerikan konsolosluğunu görmek istediği durum ise kendisinin Türkiye'deki bağlarının ve daha önceki red almasından itibaren ortada herhangi bir değişiklik var mı yok mu ona bakacaklar. Bu durum red noktasında hani bir daha kişi başvurduğu zaman turist vizesine Amerikan konsolosluğu görevlinin bakacağı nokta daha önceki redden şu ana kadar ne değiştiği yoluna bakacak. Dolayısıyla denemesinde bir engel yok. Vize başvurusu denemesini yapabilir diye durumu size iletmiş olalım. Geçen haftadan beri diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Eşim Amerika'ya 8 yaşında gelmiş ve yaşından dolayı otomatik olarak babasının üzerinden Amerikan vatandaşı olmuş. Onun vatandaş olduğu tarih benim işlemlerimi başlatmam açısından önemli fakat belgeleri var mı bulamıyoruz. İlk aldığı pasaporta kayıp, internet üzerinden veya idari merkezden bildiğiniz bir sorgulama şekli var mı diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Anladığım kadarıyla sizin eşiniz direkt vatandaşlığa geçmiş babası üzerinden ve göçmenlik dairesine hiçbir başvuru yapmamış.
Eğer göçmenlik dairesinde vatandaşlığa geçmesi için ya da sertifika alması için herhangi bir başvuru yapıldıysa o zaman Amerikan devletinden bu noktadaki FOIA denilen başvuru aracılığıyla kişiler kendileriyle ilgili evrakların kopyalarına ulaşabilmektedir. Fakat buradan herhangi bir başvuru yapılmadıysa ve direkt pasaportu almış, eğer almış ise o zaman bu noktada ulaşılmakta zorlanılabilir. Fakat şunu yapmanızı tavsiye ederim. Sonuçta eşiniz Amerikan vatandaşı ve bu noktada Amerikan konsolosluğuna randevu alıp elçiliğe gidip orada Amerikan pasaportuna tekrar bir başvuru yapıp eğer yok ise bu başvuru sırasında da görevlilerden de ne zamandan itibaren vatandaşlığa geçtiğini öğrenme noktasında adım atabilir diye sizi yönlendirmem mümkün olabilir diye düşünüyorum. Geçen haftadan beri aldığımız diğer bir soru ise şuydu. Takipçimiz şunu soruyor. B1 ve B2 vizemle Amerika'ya geçen hafta Boston'dan ilk kez giriş yaparken havalimanında dönüş biletimin 2 ay sonra olmasından dolayı çalışacağımdan şüphelendiler görevliler için diyor. Ben de eşimin green card talihlisi olduğunu ve şayet onu alırsak ne işler yapabilirim diye önceden geldiğimi söyledim. Vizemi iptal ettiler, cancel yaptılar ve ilk uçakla beni Türkiye'ye geri gönderdiler. Green card talihlisi eşim görüşmede yaşadığım bu durum sıkıntı yaratır mı diye bu takipçimiz soruyor. Amerika'ya giriş yaparken ki niyetinizden görevliler şüphelendiği için sizin gezmek amaçlı geldiğinizi düşünmeyip var olan tur izninizi iptal edip sizi geri göndermiş durumdalar. Dolayısıyla bu sizin bir daha vizeye başvuru yapmanıza engel değil ya da eşinizin çekiliş üzerinden yapacağı yeşil kart görüşmesine ve sizin de onunla beraber eğer yeşil kart görüşmesine girecekseniz girmenize engel teşkil eden bir durum değil. Fakat bu durumunuzdan bahsetmeniz gerekecek. Sizinle ilgili başvurular yapıldığında daha önce vizeniz iptal edildiği noktasında evet demeniz gerekecek. Yoksa sizin ya da eşinizin yeşil kart almasında bu durum bir engel yaratmayacaktır diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan gelen sorulardan bir tanesi de takipçilerimizden şuydu. Ben Amerika'ya turist olarak gidip orada çalışma statüsüne geçmeyi düşünüyorum. Ancak bir bilgi aldım. Bir şirketin bana sponsor olması için üniversite mezunu olmam gerekiyormuş. Bu konuda bilgi verirseniz memnun olurum diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi size bir şirketin başvuru yapabilmesi için illa üniversite mezun olmanızı gerektiren bir durum söz konusu değil. Fakat sizin başvuru yapılacak çalışma vize türünde ne tür şartlar aranıyorsa o şartlara uygun olmanız gerekecektir. Örnek vereyim, eğer iş yeri size H1B çalışma vizesine başvuru yapacaksa evet o zaman H1B çalışma vizesine başvuru yaparken sizin üniversite mezunu olmanız gerekecektir. Yoksa farz edelim size H1B değil de H2B vizesine başvuru yapacaktır işveren geçici çalışma vizesine. O zaman ise üniversite mezunu şartı aranmamaktadır. Dolayısıyla sizin bu noktada hem sizin geçmişiniz, eğitiminiz ve tecrübeleriniz hem de size başvuru yapmak isteyen işverenin durumuna bakılarak ne tür bir çalışma vizesi altında size başvuru yapılacağını değerlendirilmesi gerekecektir. Yoksa bütün çalışma vizelerinde üniversite mezunu şartı aranmamaktadır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan gelen diğer sorulardan bir tanesi de şuydu. E2 vize başvurusu bekleme süresi yaklaşık ne kadardır diye bu takipçimiz soruyor. E2 vize başvurusunun bekleme süresi tabii yere göre değişecektir. Bu eğer siz Amerika için değilseniz ve statü değişikliğine başvuruyorsanız farklı bir süre karşı karşıya kalacaksınız. Yok eğer siz Amerikan konsolosluğuna başvuru yapacaksanız vize için o zaman karşılaşacağınız süreler farklı olacaktır. Siz eğer Amerika içinde statü değişikliğiyle E2 vizesi ya da statüsüne geçiş işlemine başvuruyorsanız o zaman bu göçmenlik dairesinin yoğunluğuna göre değişecektir ve normal başvurularda bazen 2-3 ay bazen 6 ayı bulacak sürecin içine girebilmektedir. Tabi bu süreyi hızlandırıp 2 hafta içinde de cevap alma imkanına da sahip olacaksınız. Ek bir ücret ödemesi yaparak göçmenlik dairesine. Eğer siz Amerikan konsolosluğu üzerinden, ülkenizdeki Amerikan konsolosluğu üzerinden yatırımcı vizesi görüşmesine girecekseniz o zaman o görüşmeden randevu almak yaklaşık en az 2 ay sürmektedir. Ve Amerikan konsolosluğu ona göre randevu tarihi verecektir. Ve görüşmeye girildiğinde ise olumlu geçerse görüşme bir hafta 10 güne kadar da vizenizi pasaportunuza basılmış şekilde almış olacaksınız diye bu takipçimizin sorusunu
cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden geçen hafta gelen soru ise şu yönde. Green Card çekilişi her sene yapılıyor ve kime çıktı bir sonraki sene mi açıklanıyor? Bu sorunun cevabını bir türlü bulamadım ve 2018 yılı içerisindeki başvurular hangi tarihler arasında açıklanıyor diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi genelde evet Green Card çekilişlerinde başvurular her yıl Ekim ayında yapılır. Ekim ayının başından başlar, işte Kasım ayının başına kadar sürer. Ve o başvuruların sonuçları ise bir sonraki yılın Mayıs ayında açıklanır. Dolayısıyla evet, bu yıl başvurduysanız ya da başvuracaksınız Ekim ayında, o zaman bunun cevabını gelecek yıl Mayıs'ta öğreneceksiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Hacizi bulunan birine green card çıkma olasılığı nedir? Borcu olan kişiye birisinin yurt dışına çıkış yasağı var mıdır diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi sizin Türkiye'deki icra anlamında karşı karşıya kaldığınız yükümlülükler ya da borçluluk durumu ya da durumlarınız sizin Amerikan konsolosluğundan ya da Amerikan hükümetinden green card almanıza engel değildir. Dolayısıyla sizin orada hakkınızda bir borç bulunabilir, hakkınızda bir icra kararı bulunabilir. Bunlar sizin green card almanıza engel olan durumlar değildir. Çünkü bunlar cezai durumlar değildir. Kişinin seyahat etmesini engelleyecek ya da kişinin bir vizeyi almasına engel olacak ceza suçları arasında değildir. Diğer bir durum ise borcu olan birinin yurt dışına çıkış yasağı noktası ise bu da bu Türkiye'deki bir durumla ilgili soruyorsunuz. Fakat bunlar maddi durumlarla ilgili olduğu için genelde kişilerin ülke dışını, çıkışını yasaklayacak bir durum değildir. Ama tabii ki sonuçta bunu siz Türkiye'desiniz. Türkiye'deki hukuk sistemine bakarak cevabını tam net emin olmanızda fayda var. Sizin ülke dışınıza seyahat etmenizi engelleyecek şey tabii ki pasaportunuza el koymuş olması lazım. Bu belli bir cezai suçtan dolayı olabilir. Ama icra durumu eğer cezai duruma dönüşmemişse bu noktada bir engelle karşı karşıya kalmayacağınızı en azından iletebilir. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. 100 bin dolarlık bir yatırıma ortak olup 50 bin dolar ödeyerek ya da sadece 50 bin dolarlık bir yatırım yapabilir miyiz diye bu takipçimiz soruyor. Sonuç olarak siz bir yatırım yapıyorsunuz. Siz bu yatırım yaparken sizin yatırımı yapacağınız miktarda yeterli olan rakamı koyduğunuz zaman yatırımcı vizesine uygun hale geliyorsunuz. Bu iki durumda da mümkün. Sizin verdiğiniz iki örnekte de mümkün. Eğer ortak olmak istediğiniz yerin değeri 100 bin dolarsa ve siz bunun %50'sini satın alacaksanız ve bunun için ise 50 bin dolar bir yatırım koyduysanız oradan yatırımcı vizesine gitme imkanınız olacaktır. Ya da sizin satın alacağınız yer 100 bin değil 50 bin dolar değerinde bir yerdir. O zaman yapacağınız 50 bin dolar yatırımla oradan vize almanız, yatırımcı vizesini almanız mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da bir yer devralırken nelere dikkat etmeliyiz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz eğer Amerika'da bir yer alırken ne kastettiğiniz bir iş yeri ya da bir şirket ya da ticari bir yeri devralırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini soruyorsanız. Şimdi öncelikle tabii burada dikkat etmeniz gereken nokta satın alacağınız ya da devralacağınız yerin incelemesini doğru bir şekilde yapmanız. Bunun tabii siz ticari anlamda doğru bir adım atma noktasında en iyi siz kararını vereceksiniz. Tabii yerin hukuki anlamda bir sorunu var mı yok mu, bir engeli var mı yok mu, cezası var mı yok mu? Bu noktadaki ihtiyacı ya da bilgiyi de bir avukat aracılığıyla elde edeceksiniz. Dolayısıyla sizin ilk dikkat edeceğiniz şey benim tavsiyem bu noktada. Satın almak istediğiniz yerin öncelikle bir ön değerlendirmesini düzgün yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani doğru bir yerde mi bulunuyor, ne kadar süredir bu işletme aktif, gelir durumu ne düzeyde, bütün finansal belgelerini alıp inceleyip anlayamıyorsanız bu sefer de uygun bir finans bilen ya da mali müşavir ya da muhasebeci olan biri ya da avukat ofisiyle de bu durumu değerlendirerek rakamsal anlamda bir sorun var mı yok mu bunları dikkat etmenizde fayda vardır. Ve diğer bir şey ise devralırken dikkat edeceğiniz, siz tabii yeri devralırken orayı işleten kişiden devralıyorsunuz. Aynı anda büyük sahibinden devralacağınız kira sözleşmesindeki durumları da değerlendirmeniz önemli olacaktır. Yani kira sözleşmesinde ne kadar süre kalmıştır, yükümlülükleri nelerdir, kiracı neleri ödemekle yükümlüdür, şimdi mülk sahibinin neler yapması gerekiyor, bunlara da dikkat etmeniz gerekecektir. Ve bir de tabii yeri satın alırken kesinlikle işletenin size devretmesinin
yeterli değil ve aynı anda da mülk sahibinin de size kira sözleşmesini devrediyor olmasına dikkat etmenizde fayda vardır. Diğer bir dikkat edeceğiniz nokta ise bu tip devirleri yaparken siz var olan şirketini, hissesini satın alacaksınız, devralacaksınız. Yoksa yeni bir şirket kurarak içindeki mal varlığını alıp mı devam edeceksiniz noktasında dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü var olan bir şirketi direkt alma noktasında siz o şirketin ne kadar sözleşmelerle sorumluluğu satandadır diye tutsanız bile günün sonunda şirketin sahibi olarak borçlarıyla ya da cezalarıyla karşı karşıya kalacağınızı unutmayın. Dolayısıyla bu noktada genelde mümkün ise yeni bir şirketle devir işlemini, o şirketin mallarını kendi şirketin üzerine geçerek adım atmanıza fayda olacaktır. Bunlar söyleyeceğim en önemli şeyler. Tabii ki onun dışında da devir işlemini kesinlikle avukat aracılığıyla yapmanızı, yoksa aranızda işte sözlüyle, yok işte biz anlaştık, birkaç kağıt imzaladık tarzında yapmamanızı şimdiden size tavsiye ediyorum. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: Türkiye'deki avukatıma vekaletname vermem gerekiyor. Seattle'da yaşıyorum. Bunun için en yakın konsolosluğa mı gitmem gerekiyor? Yoksa daha kolay bir yol var mıdır? Çünkü Seattle'da Türk konsolosluğu yok diye bu takipçimiz yazıyor. Şimdi siz tabii ki Türkiye dışında bulunduğunuz yerlerde Türkiye'de vekalet vermek istediğinizde, Türkiye'deki bir kişiye ya da avukatınıza, yakınıza vekalet vermek istediğinizde bu vekaleti maalesef konsolosluklar üzerinden yapmanız gerekecektir. Dolayısıyla siz şu an Amerika'da bulunuyorsunuz ve maalesef size en yakın olan Türk konsolosluğuna gidip, sizin işlem yapabileceğiniz bir Türk konsolosluğuna gidip vekalet işlemini oradan yapmanızda fayda vardır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: benim 120 gün içinde ikamet kartım gelecek. Bu süre içinde göçmen vizesiyle bir yerde çalışabilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Buradaki önemli olan nokta şu: sizin göçmen vizesine sahip olmanız size çalışma izni vermiyor. Dolayısıyla sizin aynı anda çalışabilme yetkisine de sahip olmanız gerekiyor. Fakat siz göçmen vizesini aldığınızda, ki bunun anlamı yeşil kart demektir, siz Amerika'ya giriş yaptığınız an burada yaşama ve çalışma hakkına sahipsiniz. Dolayısıyla bu yapmanız gereken önemli bir nokta tabii ki sosyal güvenlik numaranızı çıkarmak olacaktır. Tabii bu noktada siz eğer ikamet kartınızın gelmediğini, yani yeşil kartının hala elime ulaşmadığı noktasındaysanız, sizin zaten Amerika'ya girerken elinizde olan pasaportunuz, üzerindeki göçmen vizesi ve giriş damganız size burada çalışabilme hakkı verecektir. Dolayısıyla benim size tavsiyem, en yakın sosyal güvenlik ofisine gidip elinizdeki pasaportunuzla oradan sosyal güvenlik numarası talebinde bulunmanızı tavsiye ederim. Tabi bazen zorluk çıkarabilirler size, işte yeşil kartınız nerede diye çalışma durumunuzdan bahsedeceksiniz. Çünkü teknik olarak siz yeşil kart sahibisiniz, istediğiniz yerde çalışabilirsiniz. Bunda bir engeliniz yok ama tavsiyem sosyal güvenlik numarasını alıyor olmanız olacak. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: göçmen vizesi üzerindeki alien number denilen numara ile ben green card'ın gelene kadar çalışabiliyor muyum diye bu takipçimiz soruyor. Siz teknik olarak şunu söyleyebilirim. Normalde tabii ki çalışma iznine sahip olmanız ya da elinizde yeşil kartınızın bulunmuş olması gerekiyor. Ve siz bununla beraber sosyal güvenlik ofisine başvurup sosyal güvenlik numaranızı almanız gerekecektir. Ki çalışabileceğiniz iş yerine sizle ilgili işlem yapabilmeleri için sosyal güvenlik numaranızı da verebilmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla çalışmanıza bir engel yok, fakat sosyal güvenlik numaranızı almanız için ya yeşil kartınızı bekliyor olacaksınız, eğer burada uzama var ise o zaman sosyal güvenlik ofisine elinizdeki var olan pasaportunuzla gideceksiniz. Oradaki göçmenlik vizesi ve damgasını göstererek sosyal güvenlik numaranızı alıp çalışmaya başlayabilirsiniz. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: iş yeri üzerinden sponsorluk için bir yaş sınırı var mıdır ve öğrenim durumu ne olmalıdır diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz şirket üzerinden size sponsorluk başvurusu yapıldığı zaman yeşil kart almanız için buradaki durumlar, herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. Yani sizin önemli olan çalışabilecek yasal yaşlı olmanız. Bu yasal yaşlı olduktan sonra sizin çalışmanıza herhangi bir engel yoktur. Dolayısıyla herhangi bir yaş sınırıyla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Fakat öğrenim durumu ne olmalıdır noktasında ise size sponsor olmak isteyen iş yerinin sponsor olmak istediği pozisyonun gerektirdiği şartların içinde neler var, onlara bakılması gerekir. Eğer sizin iş yerinin, işvereninizin sizi almak istediği pozisyon
çalışmanız istediği bir pozisyonda üniversite mezunu olmanız gerekiyorsa, o zaman üniversite mezunu olmanız gerekecektir. Ya da onunla eş değerde olacak yeterli tecrübeye sahip oluyor olmanız gerekecektir. Dolayısıyla bu sizi işe almak isteyen iş yerinin hangi pozisyon için alacağı ve o pozisyonun eğitim gerektirmediğini ya da eğitimi yerine belli denklik sağlayacak iş tecrübesine sahip olup olmamaya göre değişecektir diye bu takipçinizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: turist olarak Amerika'ya gidilirse oradayken çalışma statüsüne geçilebilir mi? Şimdi siz Amerika'ya gezim amacıyla geldiniz ve gerekli gezilerinizi tamamladınız ve bu tamamladığınız sürelerden sonra burada da bir iş teklifi aldınız ve bir iş yeri sizinle çalışmak istedi. O zaman o iş yeri size çalışma izni ya da çalışma vizesi için gerekirse statü değişikliği, gerekirse konsolosluğa gideceğiniz şekilde bir başvuru yapabilir. Önemli olan nokta size bu iş yerinin başvuru yapabilecek durumda olması ve sizin başlayacağınız pozisyona geçirecek çalışma statüsüne burada başvuru yapabilecek durumda olmanız. Bunlar uygun olduktan sonra siz Amerika'dayken tüzdesinde bulursanız bile belli süreler geçtikten sonra statü değişikliğini yapabileceksiniz. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: ben daha önce 3 yıl work and travel yaptım. Şimdi 10 yıllık turist vizem var. Şu anda bir şirkette Türkiye'de 2 yıldır proje mühendisi olarak çalışıyorum. Daha önce Amerika'da çalıştığım yer H2B ile beni almaya hazır ve benimle tekrar birlikte çalışmak istiyorlar. Ama vize alma ihtimalini bilmiyorum. Bu durumda nasıl olur ya da bu süreçte avukatla anlaşsam faydası olur mu veya sponsor bulmak daha mı iyi olur diye bu takipçimiz soruyor. Siz sonuç olarak zaten devamlı Amerika'ya work and travel'a gelip gitmişsiniz ve şu an turist vizeniz var ve bu noktada belli özelliklere sahip bir teknik alana sahip bir kişisiniz, profesyonelsiniz. Dolayısıyla sizinle çalışmak isteyen bir sponsor ya da bir firma zaten mevcutta görüyorum. Bu çalışmak istenilen yer sizle H2B vizesiyle çalışmak istiyorsa bununla ilgili değerlendirmeleri yapabilirsiniz. Yani illa hani dönüp C1 vizesi almak zorunda değilsiniz sponsor firma araya sokarak. Dolayısıyla H2B vizesiyle de onlarla çalışabilme imkanınız mümkün olacaktır. Bu noktada tabii ki bir avukat ofisiyle çalışıp sizin için o iş yerinde çalışılabilmesi için H2B vize çalışmasının adımlarını atmanız çok daha mantıklı görünüyor diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: şu an Maine eyaletindeyim. Work and Travel programı ile geldim. Fakat buradaki işimden memnun değilim. İşten ayrılıp New York'a gitmek istiyorum. Eğer bunu yaparsam statü değişikliği başvurusunda sorun çıkar mı? Şimdi şu çok önemli. Siz Work and Travel programı ile geldiniz ve şu an o programı devam ettiriyorsunuz. Ve bu programı devam ettirirken ise hani sponsor firmadan izin almadan iş yeri değişikliğine girmemeniz gerekmektedir. Bu noktada benim size tavsiyem kesinlikle sponsor firmaya ulaşın. Sponsor firmayla görüşüp iş yerinizdeki sorunları ve neden memnun olmadığınızı anlatın. Bu noktada da çözüm aradığınızı ve bunun için ise başka bir yere transfer olmak istediğinizi iletin. Bu noktada da sponsor firmalar bazen tamam deyip yardımcı olabilirler, bazen yardımcı olmak istemeyebilirler. Eğer sizin de tavsiye edebileceğiniz, işte bakın ben burada çalışabilirim diye, hatta beni davet eden bir iş yeri var diye o bilgileri de paylaşırsanız, belki sizin o zaman o arzu ettiğiniz yerde çalışmanız için de gerekli onayı verebilirler. O açıdan size tavsiyem kesinlikle iş yerini izinsiz bırakmayın ve sponsor firmadan izin almadan başka bir yere gitmeyin. Çünkü bu sefer statü değişikliği yapma durumuna geldiğiniz zaman ise, eğer statünüz iptal edilmiş ise maalesef başka bir statüye geçmediğiniz mümkün olmayacaktır. Sonuç olarak Work and Travel programımız sizin şurada Eylül ayına kadar ya da Eylül sonuna kadar süren bir süreç olacaktır. O açıdan da bu programı iptal etmemenizde fayda vardır. Özellikle statü değişikliğini düşünüyorsanız diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: Başkan Trump'ın önerisi olan yeni Green Card sistemi, yani puan sistemi kabul edildi mi? Bu sene Ekim ayında uygulanacak mı diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi Başkan Trump'ın getirmeyi istediği puanlama sistemiyle Green Card uygulamasına geçilmiş durumda değil. Yani bu noktada geçen bir tasarı da yok, kanun da yok, bir yasalaşan bir durum da yok. Dolayısıyla şu an bu yıl uygulamaya geçecek ya da Ekim ayını etkileyecek herhangi bir durum söz konusu değil.
Ama ilerleyen süreçlerde neler olacağını görmemiz gerekecektir. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Şu an C1 vizesiyle Amerika'dayım ve vizemi uzatmak istiyorum. TÜRS vizesine nasıl geçiş yapabilirim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz Amerika'da bir yıllık kastedilen bir yıllık C1 programındaysanız, işte internship training programındaysanız ve bu programın sonlarına yaklaşmadan başka bir statüye geçmek istiyorsanız, ki sizin durumunuzda TÜRS vizesine geçmek istediğinizi belirtmişseniz, o zaman önemli olan nokta sizin C1 programınız bitmeden TÜRS vizesi geçiş başvurularının yapılıyor olması. Ve bu noktada da dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta ise herhangi 2 yıl kuralına tabi olup olmadığınız, 2 yıl kuralına tabiyseniz bu 2 yıl kuralının kaldırma işlemlerinin de yapılması gerekecektir. Ki statü değişikliklerinde bir sorun yaşamamanız için. Bu soruyu sorduğunuz için bir şey daha belirtmek istiyorum. Daha yeni geçen hafta itibariyle yeni bir uygulama daha getirildi. Bu uygulamayla göçmenlik dairesi artık önemli baştan sunması gereken evrakları, sunmayan dosyaları hiçbir talep yapmadan direkt red edebileceklerini açıklamasını getirdi ve bu uygulamaya geçeceklerinin haberini verdiler. Dolayısıyla çok dikkat edilmesi gerekecek bu tip statü değişikliği başvurularında bu tarihlerden sonra diye bunu da size iletmiş olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben 38 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum ve aşçıyım. Chicago'da restoran işleten bir kişi beni işletmesinde çalışmam için nasıl davet edebilir, ne yapmamız gerekiyor diye bu takipçimiz soruyor. Sizinle çalışmak isteyen bu iş yeri ne tür bir vize türbesi getirmek istiyor? Bu çalışma vizesi olarak mı getirmek istiyor? Yoksa yeşil kartı alabileceğiniz bir yöntemle mi getirmek istiyor? Buna bir karar verilmesi gerekecek. Ve eğer diyelim çalışma vizesiyle getirecekse o zaman çalışma vizesi türlerinden hangisiyle getirebileceği önemli olacaktır. Dolayısıyla benim size tavsiyem burada yapılması gereken nokta sadece bu iş yerinin size bir davetiye vermesi yeterli değil. Bu iş yerinin sizin için göçmenlik dairesine çalışma izni ya da çalışma vizesi ya da yeşil kart için başvuru yapıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla bu durumun da detaylı değerlendirmesinde fayda olacaktır diye ben bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Benim Oktober 2019'da Amerikan vatandaşlık hakkım doğuyor. 5 yılı dolduracağım. Nişanlım ise Türkiye'de. Nişanlımı en kısa zamanda Amerika'ya getirebilmek için nasıl bir yol izlemeliyim diye bu takipçimiz soruyor. Buradaki önemli olan nokta şu. Siz sonuçta nişanlınızı Amerika'ya nişanlınız olarak getirmek istiyorsanız o zaman tabii ki sizin öncelikle Amerikan vatandaşı olmanız gerekecektir. Siz Amerikan vatandaşı olduktan sonra ise nişanlınıza nişanlık vizesi için başvuru yapacaksınız. Tabii bu başvurunun süreci şu an en az 6 ay sürecek, belki 7-8 ay sürecek bir süreç olacak. Dolayısıyla bunlara bu cevabı size bu şekilde verebilirim. Önemli olan size Amerikan vatandaşlığına olmanız ve vatandaş olduktan sonra da nişanlınızın gelebilmesi için olacak nişanlık vizesi başvurusunu başlatmanız gerekecektir. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Eşimin green card'ı expire oldu. Acaba yenilenmesi ne kadar sürer diyor bu takipçimiz. Şimdi göçmenlik dairesine süresi dolmuş olan yeşil kartların, green kartların başvurusu için başvurular yapılabiliyor. Fakat bu başvuruların maalesef bu son zamanlarda gördüğümüz durum ise yeşil kartınızı alabilmeniz uzun sürmekte. Neredeyse 6 ay en az, belki 6 ay ile 1 yıl arasında sürdüğünü görmekteyiz. Fakat önemli olan sizin eşinizin başvurusunu yapıyor olması, başvurusunu yaptıktan sonra kendisi çalışmaya devam edebilir. Burada kalabilir. Seyahat durumunda ise göçmenlik dairesinden damga alması gerekecektir. Bunları yerine getirdiği sürece hiçbir problem yaşamadan yeşil kartının gelmesini bekleyebilmektedir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Bu ay Amerika'ya geliyorum ve nişanlanacağım. Amerika'dan hiç dönmeden resmi süreci orada geçirsem bir sıkıntı olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz eğer hani Amerika'ya gelip nişanlanıp evlenecekseniz evet bir sorun çıkmaz. Sonuçta Amerika'da süreci devam ettirebilirsiniz. Yok eğer biz işte Amerika'ya ben geldiğimde nişanlanacağım, sonra da nişanlık vizesi almayı planlıyorum tarzında diyorsanız bu biraz sorun yaratabilir. Yalnız benim anladığım sorduğunuzdan şu olacak tahmin ettiğim gibi. Siz
Amerika'yı gezme amacıyla geliyorsunuz. Buraya geldikten sonra da nişanlanma durumunuz var. Eğer nişanlanma durumunuz olursa, nişanlıktan sonra da evlenip burada yeşil kartı alabilir miyim diye soruyorsanız, evet alabileceksiniz. Önemli olan nokta, siz Amerika'ya girdiğinizde bu bir 90 gün sürecin geçmesini bekleyeceksiniz. Ve gerekli adımlarınızı ya da yapılması gerekenleri o 90 gün sonrasında başlatmanızda fayda var. Yoksa sizin anlayabildiğimde çok kesin bir durumunuz yok. Ne yapacağı noktasında, yarın göçmen dersi tarafında niyet noktasında herhangi bir sorgulanmayla karşı karşıya kalmamanız, yani sizin asıl niyetiniz madem buydu, niye nişanlık vizesi almadınız diye sizi yanlış bir şekilde sorgulamasınlar. Ve bu noktaya dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Dolayısıyla sorunuzun cevabı evet, resmi süreci burada dönmeden devam ettirmenizde bir problem oluşmaz. Önemli olan sürelere ve sürece dikkat etmeniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben ve eşim 13 yıllık bir bekleyişten sonra Amerika vatandaşı olan kardeşim üzerinden green card sahibi olduk. Bu sürecin başlangıcı olan 2001 yılında kızımız Virginia'da doğdu ve doğrudan vatandaş oldu. Ancak bizler bekleme sürecinde Türkiye'ye dönmüş olduğumuz için burada okula başladı. Bu yıl lise sonu son sınıfa gidecek. Bizlerin şu an Amerika'da oturmuyor ve çalışıyor olmamamız nedeniyle USA vatandaşı olan kızımız eğer Amerika'da bir üniversiteye gelmek isterse bu durumda tüm okul ve barınma masrafları devleti tarafından karşılanır mı diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi Amerikan devleti Amerikan vatandaşı olan öğrencilerin yani barınma ya da bir yerde kalma masrafını karşılamadığı bir zorunluluğu yok. Ve aynı anda da eğitimde oluşacak masrafların da karşılama noktasında bir zorunluluğu yok. Ama tabii ki kızınız Amerikan vatandaşı olarak burada devlet okullarına gidebilecektir. Devlet okulları özel üniversitelere göre daha uygun olacaktır. Ama tabii kendisi özel okula da gitmek isterse buna gitmesine bir engel olmayacaktır. Amerikan vatandaşı olduğu için burslara başvuru yapabilir, burslardan destek alabilir. Ya da bursları alamıyorsa çok rahat bir şekilde kredi çekebilir. Öğrenci kredileri var burada. Çok bütün işte Amerikalı öğrencilerin kullandığı ve bu noktada kendisine hem okuma masrafları hem kalma masraflarını karşılayacak şekilde bir bütçeyi kredi olarak almasına izin vermekte devlet. Ve bu bir federal program ve destek aracılığıyla yapılmaktadır. Dolayısıyla benim en büyük tavsiyem kızınıza kesin üniversitelerdeki bursları denesin. Ve öğrenci kredisini çektiği sürece de bir sorun yaşamadan okulunu ve eğitimini yerine getirebilecektir. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'ya geldikten sonra ailemi Amerika'ya getirmek ne kadar zaman alır? Eğer siz Amerika'ya turist amacıyla geliyorsanız ve ailenizin ise herhangi bir turist vizesi yok ise ve onları buraya getirmek istiyorsanız o zaman getirebileceğiniz bir statüde olmanız gerekecek. Örnek veriyorum. Eğer siz geldiniz, burada belli bir süre geçtikten sonra yatırım yapma imkanı verdiniz ve yatırımcı statüsüne geçtiniz. O zaman eşiniz ve çocuklarınız Amerikan konsolosluğu üzerinden yatırımcı vizesinin eşi ve çocukları olarak vize alıp gelebileceklerdir. Ne kadar zaman alır demek çok zor ama en az bir 6 ay ve 6 ay ya da 8 ay arasında sürecek bir süreç sizi beklediğini iletebilirim. Diğer takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Türkiye'den Amerika'ya vizesiz olan bir ülkeye gidip oradan Amerika'ya vizesiz gidebilir miyiz diye bu takipçimiz sormuş. Şimdi bu sorunun cevabını şöyle verebilirim. Sizin Amerika'ya vize şartı uygulamadığı bir ülkeden gelebilmeniz için o ülkenin vatandaşı olmanız gerekiyor. Dolayısıyla örnek vereyim sizin örneğinizden yola çıkarak. Diyelim ki siz Türkiye'de yaşıyorsunuz ama işte Avrupa'ya taşındınız. Örnek veriyorum Fransa'ya taşındınız. Fransa'da vatandaş oldunuz, Fransız vatandaşlığını aldınız. O zaman siz Fransa'dan Amerika'ya vizesiz olarak gelebilirsiniz. Ki Amerikalılar, işte Fransızlar bu noktada diyelim, visa waiver denilen bir adı, bu izinle, yaklaşık 90 günlük bir izinle gelip Amerika'da vizesiz kalabilmektedirler. Yalnız yani bilmeniz gereken bir nokta, siz yani Türkiye dışındaki o ülkede vatandaş sahibi olmanız gerekecektir. Dolayısıyla vatandaş olmadan siz farz edelim o ülkede yaşıyor bile olsanız gün sonunda gene Türk pasportunuz olacaktır ve vizeye tabi olacaksınızdır. Dolayısıyla benim cevabım bu takipçimize bu olacaktır. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben ve 14 yaşındaki oğlumun turist vizemiz var. Amerika'ya giriş yapıp
Oradayken statü değiştirip öğrenci olmak istiyorum. Dil okulu ya da community college vesaire gibi. Öncelikle bunun için Amerika'da nereye başvurmalıyım diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi benim size bu noktadaki ilk tavsiyem şu. Siz eğer Amerika'ya geldiniz, burada seyahat ediyorsunuz. Belli süreler geçtikten sonra eğitiminizi de almak istediniz geri gitmeden önce. O zaman okulunuzda irtibata geçiyorsunuz. Burada okumaya planladığınız okulla. Ve bu okuldan I-20'nizi alıyorsunuz. Ve bu I-20 ile beraber göçmenlik dersine başvuru yapıp turist statüsünden öğrenci statüsüne geçiş başvurusunu yerine getiriyorsunuz. Dolayısıyla bunun için yapılması gereken durumlar okuldan I-20'yi almanız ve ondan sonra başvurunuzu göçmenlik dairesine yapmanız. Fakat bir noktayı belirtmek istiyorum. Geçen haftadan beri yeni bir uygulamaya daha geçiyor göçmenlik dairesi. O da bu tip statü değişikliği başvurularında artık eksik olan şeyleri gördüğü zaman direkt red vereceğini, herhangi bir ek belge talebine girmesine ihtiyaç duymadan direkt red cevabını göndereceğini bildirmiş durumdalar. Dolayısıyla bunun için çok dikkatli olmanızı gerektiğini iletmek istiyorum. Ve gerekirse de avukatlık ofisleriyle çalışıp bu işi bilen yapmanızı şimdiden tavsiye ediyorum. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Türkiye'den F1 ve F2 vizesi almak mı daha mantıklı? Yoksa Amerika'ya turist vizesiyle gelip orada statüyü öğrenciye çevirmek mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi bu sorunun cevabını şöyle verebilirim. Eğer sizin Türkiye'deki bağlarınız çok güçlüyse ve geri döneceğinizi hala Amerikan konsolosluğu görevi görebilecek ise o zaman en mantıklı olan direkt F1 vizesine ve F2'ye eşiniz için, yakınınız için, çocuklarınız için başvuruyu direkt Amerikan konsolosluğu üzerinden yapmanızı tavsiye ederim. Ama eğer bu noktada zorluklar oluşacaksa o zaman ise Amerika'da bulunduğunuz süreçte belli süreler geçtikten sonra burada statü değişikliğine başvuru yapıp buradan statü değişikliğinizi gerçekleştirmeniz daha yerinde de olabilir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Turist vizesinden öğrenci vizesine değişim işlemi kaç aylık bir süreçtir ve istenen belgeler nelerdir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi bu tip statü değişikliklerinde başvurularda göçmenlik dairesi şu an biraz gecikmeler yaşanmakta dönüş alma noktasında ve bu noktada gördüğümüz neredeyse 6 ay, 5-6 aylık bir bekleme süresine girildiği yönünde. Dolayısıyla yaklaşık bir 5-6 ay sürecek ya da daha fazla sürecek bir sürecin içine giriyorsunuz. Fakat burada önemli olan nokta o gideceğiniz okuldan alacağınız I-20 ve sizin finansal durumlarınızı gösterecek belgeleri bir araya getirmiş olmanız. Fakat yönetmeliklerde değişiklikler var. Geçen yıldan beri artık bu tip statü değişikliklerinde alt statüyle devam ettirmek gerekiyor. Dolayısıyla sadece öğrenci statüsüne başvuru yeterli olmayacak, alt statüyü devam ettirecek uzatmaları da yapmanız gerekecektir. Ve geçen haftadan belirtilen bir değişiklikte ise de artık herhangi eksik bir şekilde yapılan başvuruları direkt red edecekleri yönünde takdir yetkilerini daha da artıracaklarını bize bildirmiş durumdalar göçmenlik dairesi. Benim bu yüzden size tavsiyem kesinlikle bu statü değişikliklerini yaparken bir avukatlık ofisiyle konuşup yapmanızı şimdiden tavsiye ederim. Özellikle buna vurguluyorum. Geçen haftadan başlayan bu değişiklikleri bazı zorluklar yaratacağını gördüğümüz için bunun üzerinde vurgulamakta fayda var diye düşünüyoruz. Evet, geçen haftadan bize soran bir soru da şuydu takipçimizden. 10 yıllık turist vizesiyle Amerika'ya giriş yapıp statümüzü öğrenciye çevirip 4 yıl eğitim aldıktan sonra kalan 6 yıllık turist vizeniz devam ediyor mu? Yani yeniden vize başvurusu yapmadan Amerika'ya turist olarak giriş çıkış yapabilir miyiz diye bu takipçimiz soruyor. Evet, sorunun cevabı aslında evet. Çünkü siz turist vizenizi kaybetmiş sayılmıyorsunuz. Amerika'da yaptığınız statü değişikliğiyle önemli olan turist vizenizi hiçbir zaman ihlal etmemiş olmanız ve değişikliği yaptıktan sonra o değişikliğe uygun şekilde de programlarınızı devam ettirmeniz ve sizin durumunuzda diyelim öğrenci statünüzü de tamamladığınızda ülkenize dönüyor olmanız. Bunu yaptığınız sürece turist vizeniz hala geçerlidir. O geçerlilik süreci içinde de Amerika'ya giriş çıkış seyahati yapmanızda herhangi bir engel olmayacaktır. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Biz Türkiye'deyiz. Annem ve kardeşim Amerika'da ve Amerikan vatandaşı. Annemin New York'ta bir şirketi var. Her ne kadar faal durumda değilse de açık. Green Card başvurumuz da kardeşim üzerinden hala devam ediyor. Sanırım daha 5-6 senesi var. Annemin şirketine ortak ya da para yatırarak ya da yatırımcı olarak nasıl bir yol izleyebiliriz? Şirket üzerinden bir şey yapacaksak parayı Amerika'ya transfer etmemiz gerekir mi?
minimum ne kadar bir para üzerinden bu işlemlere başlayabiliriz? Bu bize vize ne kadar süreli verilir? Birimiz için nasıl bir yol izlemeliyiz diye bu takipçimiz soruyor. Eğer size aileniz tarafından, yani bu anne ya da kardeşleriniz tarafından bir yeşil kart başvurusu yapıldıysa ve o hala beklemedeyse, bu sizin yapacağınız vize başvurunuzu önünüze gelecektir. Dolayısıyla bunu göz ardı etmemenizi öncelikle istiyorum. Fakat biz yine denemek istiyoruz. Bu yatırımı zaten yapmak istiyoruz. Orada kişiliği faal hale getirmek istiyoruz. İşleyen bir hale getirmek istiyoruz diyorsanız, o zaman bir engel yok. Yani o zaman siz annenizle ortak olarak, ortak olacağınız şirkete yatırım yapabilirsiniz. Burada minimum bir yatırım miktarı yok. Dolayısıyla önemli olan tabii ki parayı, evet, Amerika'ya transfer etmeniz gerekecek. Ve bu transferi yaptığınız zaman bu şirketin değeri önemli. Benim şirketin değerinin en az %50'sini yatırım olarak transfer yapmanız gerekecek. Ve bu transferi yaptıktan sonra, yatırımınızı yaptıktan sonra, buradaki şirketi faal hale soktuktan sonra Amerikan konsolosluğundaki yatırımcı vizesi görüşmesine gidiyor olacaksınız. Ve eğer konsolosluk size vizenizi verirse bu 5 yıllık bir yatırımcı vizesi olacaktır. Dolayısıyla benim bu durumda size anlatacağım bu sorduğunuz sorular ve durum noktasında verebileceğim cevap bu şekilde olacaktır. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: DV2020 başvuruları ne zaman başlayacaktır diye bu takipçimiz soruyor. Her yıl DV başvuruları Ekim ayında başlar. Ekim ayının başından Kasım ayının başına kadar sürer. Herhangi bir aksaklık ya da pürüz ya da sorun olmadığı sürece bu senenin Ekim ayının başından başlayıp Kasım'ın başına kadar devam edecektir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: evlilik yoluyla green card sürecim bitti, başarılı bir interview dahil ama başvurmadan sürem dolduğu için mahkemem varmış. 3 ay sonra kaçağa düştüm. Green card süreci tamamlanmasına rağmen hakimden alacakmışım kartımı. Telefonda öyle dediler. 3 ay bekleyecek miyim? Mahkeme gününü ya da nereye başvurabilirim diye. Siz yeşil karta başvurmuş olabilirsiniz göçmen tersi üzerinden. Fakat görünen sizin daha önce kaçağa düştüğünüz için ve sağlığınızı kaybettiğiniz için siz bir şekilde göçmenlik mahkemesine sevk edilmiş gözüküyorsunuz. Bunun farkında da olmuş olabilirsiniz, farkında olmamış olabilirsiniz. Ama sonuçta siz göçmenlik mahkemesinin süreci içindesiniz. Dolayısıyla göçmenlik mahkemesinin sürecinin içinde bulunduğunuz durumda ise göçmenlikler sizin kartınızı onaylayamıyor. Son kararı mahkemenin vermesi gerekiyor, göçmenlik mahkemesinin. Dolayısıyla burada yapılacak önemli durum sizin ne zaman duruşmanızın olduğu göçmenlik mahkemesinde bir öğrenmeniz ve oraya da gerekli başvuruların yapılıp mahkeme sürecinin devam edilmesi olacaktır. Yoksa maalesef mahkeme gününü bekleyeceksiniz. Mahkeme başvuruları yapılacaktır. Başka türlü bu durumu aşmanız mümkün olmayacak. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: sizce bu sene green card başvuruları yapılabilir mi? Ve green card sürecindeyken green card değişikliği yapılma riski olabilir mi? Yoksa başvuruların sonuçları beklenir mi? Süreç yanar mı diye bu takipçimiz soruyor. Şu an için bir engel gözükmüyor. Dolayısıyla bu sene gerekli çekiliş başvuruları yapılacak gibi gözüküyor. Ve seneye de onun cevabını alıyor olacaksınız. Ha, bu sürecin içinde eğer bir şekilde DV ile ilgili olan çalışmalar iptal edilirse ya da oradan kişilerin vize numarası alması iptal edilirse tabii ki maalesef herhangi bir kazanılmış hak iptal edilemeyecektir. Fakat şu an gelecek yıl için olacak başvurularda herhangi böyle bir sıkıntı görünmemektedir diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: sponsorluk hakkında bilgi alabilir miyim? Sponsor için ne gibi özellikler olmalıdır? Şimdi sponsorluk hakkında bilgi verme derken, eğer bir şirket ya da iş yeri size başvuru yapacaksa sponsor olarak, önemli olan nokta sizin ihtiyaç duyacağı bir pozisyonun olması ya da ihtiyaç duyması. 2. Sizin o pozisyona uygun oluyor olmanız. 3. Sizin maaşınızı ödeyecek finansal güce o sponsorun sahip oluyor olması. Dolayısıyla bu 3 nokta sizin sorunuzu cevaplıyor olacaktır. Daha detayları değerlendirmek gerekebilir. Ama bunun sponsora bakış açısından size yeterli bilgi vereceğini düşünüyorum. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: şu sıralar 200 kişiden 5-6 kişi ancak Amerikan vizesi alabiliyormuş. Genelde insanlar vize reddi alıyormuş. Sizin bu konuda bilginiz var mı diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Herkesin
vize başvurularındaki koşulları farklı. Dolayısıyla herkes aynı sonuçla karşı karşıya kalacaktır diye bir durum yok. Evet, biraz vize başvurularında, Türk vizesi başvurularında Amerikan konsolosluğu daha hassas, biraz daha zorlayıcı tavırda bulunuyor bu aralar. Ama bu değişmeyecek diye bir kayda yok. Önemli olan nokta, siz hazırlıklı bir şekilde bütün belgeleriniz, bilgileriniz, ne yapacağınız çok net bir şekilde vize başvurularınızı yapıyor olmanız. Siz başvuruları yaptıktan sonra herhangi bir problemle karşı karşıya kalmayacaksınız. Dolayısıyla benim tavsiyem, kendinizi hazır hissettiğinizde başvuru yapmanızda bir engel olmayacağı yönündedir. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise, ben eşimle evlendikten bir ay sonra turist vizesine başvurdum ve red yedim. Eşim Amerikan vatandaşı, şimdi de aile birleşim için green card başvurusu başlattık ve eşim hamile, toplamda 7 aydır evliyiz, vize alma şansımız ne olur diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, sonuçta eşiniz Amerikan vatandaşı ve o size başvuru yapmış durumda. Dolayısıyla sizin green card'ı alma durumunuzun bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Hani turist vizesi alamamanız gayet doğal çünkü Amerikan vatandaşıyla evliysiniz. Ve bu noktalarda genelde Amerikan konsolosluğu size vize vermek istemeyecek. Eşiniz üzerinden size başvuru yapılmasını sizi teşvik edecek. Dolayısıyla siz bu noktada adımlarınızı doğru attıysanız eşinizin üzerinden göçmenlik vizesi alıyor olacaksınız. Ve bu noktada bir problem yaşayacağınızı ben düşünmüyorum anlattığınız bilgilere göre diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün online canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Amerika'da kaçak olarak yaşamanın ne gibi zorlukları vardır? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Kesinlikle biz hiçbir kişiye ya da müvekkillere ya da vatandaşlarımıza ya da takipçilerimize her zaman söylediğimiz şey şu. Kesinlikle yasal olmayan şeyleri yapmayın. Kesinlikle yasal statünüzü kaybetmeyin. Çünkü gerçekten Amerika'daki koşullar çok değişiyor. Ve dolayısıyla yasal olmamanız size çok büyük zorluklar getirecektir. Şimdi her şeyden öte çalışma izniniz olmayacaktır, sosyal güvenlik numaranız olmayacak, ehliyet almada zorlanacaksınız, yer tutmada zorlanacaksınız, işe girmede zorlanacaksınız, eğitimde zorlanacaksınız. Dolayısıyla kesinlikle size tavsiyem, çünkü bazen biz duyuyoruz, iletiyorlar bize, ya Ayhan Bey herkes diyor ki işte ne olacak, kaçak ol filan diyorlar bize arkadaşlarımız, çevremiz diye bana soruyorlar. Ben de hemen onlara söylediğim şu, kesinlikle kaçak kalmayı düşünmeyin. Yasal bir adım atacağınız çok nokta var. Önemli olan o noktaları değerlendirmeniz, adım atmanız. O yüzden şöyle söyleyebilirim, çok büyük zorluklarıyla karşı karşıya kalacağınızı şimdiden size ileteyim. Diğer bir takipçimizden gelen online bugün canlı yayında aldığım soru ise şu yönde. Eşim Amerikan vatandaşı, eşimin kurallara göre yıllık kazancı yeterli olmadığı için arkadaşı benim için göçmen aile vizesine sponsor olacak. Bu konuda bir sıkıntı olur mu? Şimdi şöyle söyleyeyim, herhangi bir sorun oluşmaz. Çünkü Amerikan hükümeti bu noktada eğer başvuru, yani eşine sponsor olacak kişinin gelir durumu yeterli değilse ek bir sponsor alma imkanını zaten veriyorlar. Dolayısıyla bu noktada sizin arkadaşınızın ya da eşinizin arkadaşının size sponsor olmasında bir engel yok. Önemli olan onun da sponsor olabilmeye uygun olması. Uygun olduğu sürece herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmayacaksınız diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Green Card Holder ve Amerikan vatandaşı olarak Türkiye'deki mülklerimiz ve yeni vergisiyle ilgili olarak bilgiyi verebilir misiniz? Şimdi şöyle söyleyebilirim. Amerikan vatandaşları ve Green Card sahibi olan kişiler dünyanın neresinde olursa olsun gelirlerini beyan etmek zorundalar Amerika'da. Tabii Türkiye'deki diyelim mal varlıkları konusunda bu mal varlıkları beyanla ilgili bir şu an bir zorunluluk yok. Ama şu var, bir gelir elde ediliyorsa o mal varlıklarından, dolayısıyla onların bildirilmesi gerekecek. Bu açıdan genelde gördüğümüz uygulama şu olacak. Eğer siz Türkiye'de bu gelirinizin vergisini ödüyorsanız, dolayısıyla tekrar Amerika'da bu vergiyi ödemek zorunda kalmayacaksınız. Ama bu beyan etmemeniz gerektiğini söylemez. Tam tersi, beyan etmeniz gerekecektir. Siz beyan ettiğiniz sürece bir problem olmayacaktır. Ve genelde belli rakamların üstüne çıkmadığı sürece siz bir daha burada vergi ödemek zorunda kalmayacaksınız. Dolayısıyla benim burada vereceğim cevap olacak. Yaklaşık 100 bin doların altında olan gelirlerde tekrar burada vergi ödenmeyecek Amerika'da. Onun üstünde olan rakamlarda vergi ödenmeye başlayacaklar şekilde örneği verebilirim. Ama tabii ki sizin durumunuza uygun, spesifik olarak da rakamların ne olduğuna dikkat ederek adım atmanın atılmasında
fayda olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ablam Amerikan vatandaşı, beni yanına alabilir mi? Ya da ben ondan yararlanarak green card başvurusu yapabilir miyim diye bu kişi soruyor. Evet, Amerikan vatandaşı olan ablanız size yeşil kart başvurusu yapabilir. Burada önemli olan nokta şu. Eğer diyorsanız ki beklemede bir sorun yok, uzun yıllarda olsa bekleyebilirim. O zaman ablanız sizin için yeşil kart başvurusu yapabilir. Ama şu an neredeyse 10 yılın üzerinde bir bekleme süresinden bahsediyoruz. Sizin yeşil kartı alabilmeniz yıllar sonra olacaktır. Bu noktada bir problem yoksa herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmayacaksınız. Bugün canlı yayında bir takipçimizin sorduğu soru da şu. E2 yatırımcı vizesi sonuç süresi ne kadardır diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi burada iki tane değişik tarzda başvuru yapılabiliyor. Biri Amerika içinde göçmenlik dairesinde yapılabiliyor. Eğer başvuruyu Amerika içinde yaptıysanız, başvurunuzu hızlı yaparsanız sonucu 2 haftada almanız mümkün olacaktır. Eğer göçmenlik dairesi ek belge talep ederse o zaman ise cevabı verdikten sonra yine 2 hafta içinde size dönüş yapacaktır. Yok eğer normal başvuru yaptıysanız yoğunluklarına göre değilse de en az 2-3 ay sürecek bir süreç olacaktır karar almanız. Eğer siz yatırımcı vizesine Amerikan konsolosu üzerinden başvuruyorsanız o zaman konsolosluktaki görüşmeye gittiğinizden itibaren o gün size görevli vizeyi verip vermediğini açıklayacaktır. Pasaportunu almanız ise 1 hafta ile 10 gün civarında olacaktır. Pasaportunuzdaki yatırımcı vizesi damgasıyla beraber.